You want some more of this bitch? Son derece pahalı, her şey çok pahalı. Çok da zorlanıyoruz ki bizim evde iki maaş giren iki kişinin yaşadığı bir ev. Kendi evimiz, çoluk çocuk okutmuyoruz ve biz çok zorlanıyoruz. Vay haline bu insanlar. İşi olmayan bu insanlar ne yapıyor? Çok üzülüyorum yani. Gerçekten. Kesinlikle hayır. Bu kafayla hiçbir şey değişmez bu ülkede. Hiç bilemiyorum. Yani bu yaşıma kadar bu kadar yoğun bir enflasyonu hiç yaşamadım. Daha önce de oldu enflasyonlar değişik zamanlarda. Benim yaşım bunları tanımaya müsait. Ama bu son şeyi inanamıyorum. Biraz önce bir kavanoz var, seti vardı. Tanesi 5 liraydı. Alayım falan dedim. Bugün önünden geçiyorum 7,5 lira. Bir günde zam geliyor her şey. Bak 5 lira 7,5 lira. Yüzde kaç olmuş? Kaşar, peynir, zeytin. Onları saymıyorum bile. Çok basit bir şeyden söz ettim size ben. Yani et, astronomik, hangi, nereden alayım diye sürekli daha hesaplı yer bakıyorum. Gerçekten öyle. Katılıyorum ben de. Enflasyon hepimizin sorunu. Çözümlenecek, tabii ki çözümlenir diye düşünüyorum. Yani belli yaştayız. Çözümlenmeden geçmeyecek. Asgari ücrete de zam gelecek. Asgari ücrete zam geliyor ama. O da başka tabii. İki yönlü bir bilmece yani. Şimdi esnaf arkadaşlarımız var. Yani insan çalıştıran arkadaşlarımız var. Şu anda diyelim ki iki kişi çalışıyor. Peki onun kıdem tazminatı, işten çıkarmaya kalktığınızda onun artan fiyatları, yükü. Artı iki kişiyi besleyecek kadar 8.000'den bahsediliyor. Benim en son duyduğum, belki daha bile fazla olacak Ocak'tan sonra. Onlar nasıl çalışacak? Yani işsizliği bir işçi, işsizlik ordusu daha katılacak. Peki hemen sormak istiyorum. Yani et alabiliyor muyuz? Et. Yani biz iki maaşla alıyoruz. Almıyoruz desek şimdi. Hayır yani şudur, annem babam usulü kıymayla yemek yapma olayıdır. Hani sulu yemek. Onların sayısı artıyor tabii yani.